şu küllerden de al. Evet. Küllerden de al. Onu sonra. Böyle ucuna hasma. Küllerden mi? Çünkü bu öksürü anında kesiyor. Onu kesemeyiz. He? Bunu Allah benden sorsun. Aldım. Gördüğünüz gibi çoğu duruyor. Çek şurayı. Bu her derde şifa işte. Dertlere ilaç. Kasları güçlendiriyor, şeyi yapıyor. Ben Nazmiye Ersin, uzak topluyorum. Daha da doğal olarak ilacını yapıyoruz işte. Hastalara şifa olsun diye. Öncelikle özellikle arkadaş yapmıştı. Ben ondan bilgi aldım. O hanımefendi yapandan sonra da 3 şişe kullanmaya devam ediyorum. Çok sıkıntım vardı. Bu arada ben astım bronşit geçirdim. Onlarımı çok sıkıntılarımı götürdü yani. Gerçekten kendim için, kendi adıma çok memnunum. Geçirdiğim hastalıklar yani şifa oldu bana. Önce Allah'tan sonra arkadaşın yardımıyla. İlaç yani. Bildiğim bir şurup. Günde acıkarına, sabah acıkarına, öğlen acıkarına bir de akşam yatarken alıyorum. Devamı nefes borularım açıldı yani hep. Buradan geldim buraya işte. Aha 2 ay oldu. Eşim ev yapıyor orada. Arabayla çıkıyordum. Şu an dağlara bile yürüyerek geliyorum yani. Kendi şeyimi kendim bildiğim için yani bu kuzaklarla bana ilaç oldu, şifa oldu yani. Allah razı olsun, çok memnunum. Devamını da getireceğim inşallah yani. Ben çok doktorlara gittim, şifa bulamadım. İğnem, ilacım devam ediyordum, şeker hastasıydım, tansiyon hastasıydım. Şükür yani o ilaçlama bile şu an devam etmiyorum yani. O kadar memnunum. Memleketten de İstanbul'a şu an dönmek bile istemiyorum, şifa buldum diye. Yani herkese şifa olsun, bizlere oldu çünkü. Hasan Korkmaz, Haski Korkmaz'ın eşiyim ben. Evet. En yakın yardımcılarından birisiyim. Bunu eldivenle toplamak zorundayız çünkü yapış olduğu için elimize yapışıyor. Bunu kullananlar özellikle kullanmalarını isterim yani. Neden isterim? Çünkü biz ne anlatsak inanmayabilirler ama kullansınlar. Kullansınlar. Astım hastası, bronşit, nefes darlığı, aklına ne gelebilecek hastalara, mide ağrısı, hepsine iyi geliyor. Ben sadece kullanmalarını tavsiye ederim. Covid-19'a bile ilaç diyebilirim buna. O kadar iddialı konuşuyorum. Eğer varsa öyle bir hasta, biz gönderelim ona. Bir hafta içerisinde neticeyi alır yani. Bir hafta içinde neticeyi alır. Ücretsiz, eşiniz ücretsiz dağıtıyor şu anda. İlerisi tabii. Çok dağıttık biz. Bak gelen arkadaşlara da verdik. Siz de şahit oldunuz. Bir hafta içerisinde kesinlikle netice alacaklar. Çünkü ben arabamda bulunduruyorum. Sabah, öğlen, akşam kendim kullanıyorum. Çalıştığım oğlumun iş yerinde de valla fırıl fırıl dönüyorum. Halsizliğe bile faydası var. Evet. Yani her derde şifa. Ben bunu söyleyeyim sadece. Kullansınlar. Eğer ağır hasta varsa biz onlara gönderelim, denesinler. Bir hafta içerisinde neticeyi alacaklar. Bu işi de gönüllü yapıyorsunuz. Kesinlikle gönüllü yapıyoruz. Bak, tavsiye ediyoruz. Bir ücret istemiyoruz. Denesinler. Bak görecekler bir hafta içerisinde. Benim oğlum 45 derece ateşliydi. Hastaneye götürdüm. İğne ilaç verdiler. Yine şey yapamadık. Bu çam kozalağından ona bir tedavi yaptım. Çam kozalağından hemen dikildi. Çünkü astım bronşit olmuştu. Karaciğeri, akciğeri tamamen kilitlenmişti. Hiç gözünü açamıyordu. Bunu kullandıktan sonra şu an oğlum maşallah.
bomba gibi kullanıyoruz şu anda. Normal hayatta da kahvaltıda da kullanıyoruz yine. Sigara içene %50 faydası olur bunun kesinlikle. Sigara içmeyene de %100 faydası olur. Yani kullananların kesinlikle sigara içmemesi lazım. Yani bırakması lazım. Ben nefes darlığı çekiyorum, bir de sigara kullanıyorsan ona %50 faydasını görür. Ama sigarayı bırakıp bunu kullanırsa, çam kozalak şurubunu, %100 faydası olur ve en fazla 10 gün içinde neticede alır. Hiçbir katkı maddesi yok. Almaları lazım. Herhangi biri yaparsa bilinçsiz bunun zararı olabilir. Ama ben bildiğim için kendime güveniyorum. Her şeyin arkasındayım. Peki kullananlar memnun olduklarını söylüyor mu? Hepsi. 200 kişi kullandı. Şu an Ataşehir, Batı Ataşehir'e de yolladım. Bir sürü hasta var. Hepsi kullanıyor. Tekrar siparişleri verdiler. Sürekli kargo yolluyorum ben. Sürekli evet. Verdiysem hepsi şifasını aldı. Kime verdiysem şişeyle. Ben hep dağıttım. İlk önce ben şifa niyetine herkese dağıtıyorum bunu. Farkını görüyorlar. Tekrarını gelip istiyorlar. Ben yani öksürüğü kesimlemiş bir bayan vardı. 7-8 aydır sürekli öksürüyor. Şu an o bayan bile öksürmüyor. Çok memnun. İyi. Fabrika açmayı düşünüyorum. Yanıma 4-5 eleman almayı düşünüyorum. Yani bunu artık bırakmayacağım. Çünkü korona hastalığına bile yolladım. Şifa buldular. Var dedi doktorlar bana. Eşim kendi de gördü. Sıvı alacaklardı. Eşim aldırmadı. 6 aylık ömrü varsa bir daha niye sıvıyı alacaklar diye. Geldim, bu çam kozalağını ben ondan yeni yapmaya çalıştım. Hem de başardım. Boğazım da iyileşti. Tiroid bezelerine, hepsine, uykusuzluğa, her şeye yani birebir. Doldur peşe doldur. Yatarken şey var. İçince farkını görürsünüz. Şurada çok güzel tadı var ya. Tadı öyle. Bence şurup ya. Çok lezzetli. Hanımına hastasını yolladım. Vücudu yaraydı. Hiçbir şey yemiyordu. Yatalaktı. Eşimin arkadaşıydı. Bir şişe verdim. Adam yataktan kalktı, yürüyerek gitti. İşine başladı orada. Evet. Bu da şurubu. Ha böyle. Kış burma. Şeker hastası için. Bu sade şurubu. Şekersiz, katkısız. Çamuk kozalağından. Meyve özüyle yapılıyor bu. Ya hangi... Merhaba, ismim Murat Dolu. Daylı köylüyüm. Daylı köyü esnafıyım yıllardan beri. Gördüğünüz gibi çam kozalağından pekmezimiz. Komşunun biri kendisi imal ediyor bunu. Bize de ikram etti, ikram amaçlı. Denedik, bayağı memnun kaldık. Özellikle şeker hastalarına çok iyi geliyormuş. Ben de sigara kullandığım için ben de deneyeyim dedim. Bayağı faydasını gördüm. Yani, hırıltıya, balgama falan iyi geliyor. Denedim yani. Bir paket içiyordum günde. Şimdi yarım pakete kadar düştü. Şimdi bırakmayı düşünüyorum tamamen. Ne kadar sabah akşam mı kullanıyorsunuz? Nasıl? Bana demesi aç karına sabah, öğlen, akşam birer yemek kaşığı. Ben de o şekilde kullanıyorum.